Adım Ömer Faruk. Almanya'da Frankfurt şehrinde ikamet ediyorum. Evliyim, üniversite okuyorum. 22 yaşındayım. Serhat Parlak ismim. Almanya'nın Köln şehrinde kalıyorum. 51 yaşındayım. Hocam şu anda İngiltere'nin Galler bölgesinde kalıyorum. Ben aslında Arnavut'um. Makedonya'dan geliyorum. Muhasebe sektöründeyim. Bir şirkette muhasebecilik yapıyorum. Adım Nuri. Ufluyum. İlk duyduğum zamanlar o şüphelerim vardı ama sizinle irtibata geçtikten sonra, sizinle konuştuktan sonra zaten o şüphelerim birer birer yok oldu diyebilirim hocam. İstikrarlı bir düzensizliğim vardı. Baskı olmadı mı çalışamıyorum. Sınava bir hafta kalması lazım, 2 gün kalması lazım. Ancak o zaman çalışabiliyorum diyordum. Gözlerim açıldı. Gözüm görmüyordu. Bu olmaz diyorsun, nasıl olur diyorsun. Bir bakıyorsun ki önüne gelmiş. Hani stili ve yolu bilince, yolu bilmiyorsun. Yani kulağı bir böyle tutmak var, sen böyle tutup zorlaştırıyorsun. Ama şimdi bunun böyle bir yolu varmış. Biz bunu öğrendik. Bunu öğrenince de kısacıktan geldi. Nereden sonra gerçekten içim rahatladı, ruhum rahatladı. Kafam o kadar sakin ki. Yani kanadım olsa uçacağım şu an. Gerçekten hayır dedikçe, özgüvenimiz arttıkça o altınlara dokunmaya ve keşfetmeye başlıyoruz. Bu gerçekten güzel bir mutluluk. Yani 2 haftadan beri ben mutluyum hocam. Yani yüzümde tebessüm hiç eksik olmuyor. Şimdi kalbimde, zihnimde bir huzur var. İnsanların zaten hocam milyar dolarlarını verip huzuru aramıyorlar mı? 2 ayda bu programa katıldığında 120 bin dolar kazandı. Bana diyor ki buranın diyor en iyi berberi sen misin diyorlar. Öyle miyim diyor, öyle dediler diyor. Halbuki hiç hocam hiç tanımıyorum, böyle bir şey bilmiyorum. Allah Allah diyorum, bu nasıl oluyor diyor. Hocam uyguladım. Ya 1 saat geçmiyor hocam. Dükkanın içinde oturuyorum. Kimse yok duvarı. 1 saat sonra dükkan doldu. Boş dükkanı hayal ediyorum. Dolusunu koyuyorum hocam. Doldu. Ben ne kadar öğrendikçe o kadar az bildiğimi öğrendim. Yani inanılmaz bir şey hocam. Senelerdir kitap okudum, senelerdir video izledim. Ama bu 3 aylık programda, 3 ay oldu hocam. Elde ettiğim sonuçları hiçbir şeyle elde edemedim. Hayat tecrübelerimizle bir şeylere ulaştığımızı zannediyorduk. Fakat tam bilinç yerine oturmadığı için birçok problemi başkalarına yükleyerek kendimizi kurtardığımızı zannediyorduk. Kendime daha bir özgüvenim geldi. İş yerimde başarılı olmaya başladım. Hayatımın direksiyonu elimde ve kendi irademe bağlı bir şekilde hayatıma yön verebiliyorum yani. Önceye bakarak şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Dedi abla sana ne oldu böyle? Dedi sen de ne kullanıyorsun? Hangi ilacı kullanıyorsun? Bana da verir misin? Çünkü dedi seni birkaç ay önce gördüğümde dedi kötüydün dedi. Yani böyle değildin. Sen dedi ne olmuş bu güzel şeyler. Sizden almış olduğum empati geliştirme tekniğini kendisine 10 dakika uyguladık ve bunun sonucunda gözyaşları içerisinde kardeşimiz tamam hocam dedi, ben babamı da affediyorum, kendimi de affediyorum, böyle ağlaya sızlaya halletti. 3 aydır yani neredeyse hayatım değişti. Çok basit. Instagram'a girersin, Doktor İsa Mail yazarsın. Şurada değişimlere basarsın. Çok basit. Değişimlere basarsın. Buradan seyretmeye başlarsın. Buradaki mesajları okursun. Senin vaktin varsa burada binlerce var. Binlerce okursun. Tamam mı? Neler değişmiş? İspatlı. Ondan sonra yetmedi. Seni arayabilirler veya diğer arkadaşlarımız arayabilir. Telefon numaraları verebiliriz. Yeter ki harekete geçsin insanlar.